Mamba Moments'ın ikinci bölümünden hepinize merhaba değerli basketbol severler. Hail of Threes göreviyle karşınızdayım. Kobe Bryant'ın 12 üçlük isabet bulduğu bu maçın görevini yapmaya çalışacağız. Minimum %50 ile atmamız lazım üçlük çizgisinin dışından ve 12 üçlük isabeti bulmamız lazım. Maçı kazanmamız lazım ve 20 fark atmamız lazım. Karşınızda Seattle Supersonics olacak. Ara sahne vardır diye düşünüyorum. Çok daha uzatmadan sizleri ara sahneyle baş başa bırakıyorum. Hadi başlayalım. On the clock, sizing up Radmanovic. Here it goes. Good. No stopping Kobe there. This is remarkable from Kobe. What a show from deep. Kobe again and got it to go. 9 in a row. 1-3 after another. This is special. Bryant has worked this crowd into a lather, and at this point, he's hunting that three-point shot. Here it goes. Got it. 12 threes for Kobe. Well, it's often said the NBA season is a marathon. And while stumbling out of the gate can prove costly, the race is won by those who endure. Tonight, two teams in the back of the standings, but the Sonics were a playoff team last season led by their indomitable point guard, Gary Payton. The Lakers, fresh off a championship three-peat. Both teams looking to regain ground in the always tough Western Conference. Hocam bir de trash talklar var. Seattle Supersonics'teki Gary Payton'a karşı üçlük prensi olmak isteyen Kobe Bean Bryant mücadele edecek. Staples Center'dayız. Lakers'ın evindeyiz. Bu maç olabildiğince Kobe ile aldığımızı atmamız lazım arkadaşlar. Bu sahayı eski günü yani bilmiyorum abi eski günleri bu sahayı ben özledim açıkçası. Derek Fisher bu arada... Kafa bandı yok bu sefer. Sadece 20 sayı fark atmamız lazım. Bu demek oluyor ki bu maç olabildiğince iyi savunma yapmak lazım. Bunları yapmamak lazım. Bol bol şut atacağız abi. Bakalım Kobe'ye üçlük attırabileceğimiz bir setimiz var mı? Onları birazcık keşfedelim. Derek Fisher şimdi Rick Fox. Kobe. Aslında bunu atabilir miydim ya? Kobe. Üçlük mü ikilik mi emin olamadım. Üçlük güzel. 1-1'le başladık. Radmanovic perdeden çıktı. Üçlüğünde isabet yok. Kobe aldı reboundı. Valla formaları görünce bir duygulanmadım değil abi. Kobe üçlükte değil. Orta mesafede boş kaldı ve atışında isabeti buluyor. Olsun ısınalım. Şut atarak ısınalım abi. Eğer sharp yanabiliyorsak yani şutör yanabiliyorsak işimiz çok daha kolay olacaktır bu maç. Tabii 20 sayı fark atmamız lazım. Bunu da unutmayalım. Gary Payton içeriye girdi. Şakın üzerine gitmek çok akıllı bir tercih değil. Şimdi Kobe bir adım geriye attı. Üçlüğü gönderdi. Kobe Bean Bryant. 2'de 2 üçlükle başladık. Sakin olun. Ben buradayım diyor kendi taraftarına. Valla Shaq'la içeride yatarım hocam. Size de kolay kolay sayı vermem. Aynen öyle. Kobe hızlı hücumda bir adım geriye attı. Kobe Bryant 3'te 3 oldu. Arda arda üçlükler Seattle'a molaya aldırıyor. Kobe konuşmaya devam ediyor. Ha, bunu gördüysek aldığımı sıkarım hocam. Aldığımı atarım. Yok tamam hadi bakalım. Sharp takeover'ını test etme vakti. Michael Jordan neler yapıyordu? Kobe onları yapabiliyor mu? Bir önceki rekoru 5 üçlüktü Kobe'nin. Şu an 4. üçlüğünü attı. İlk çeyreğin bitimine daha 2,5 dakika var. Kobe. Mason'ın topunu çalamadık. Rashard Lewis top istiyordu ama Kobe aldı onu. Şimdi Kobe Bryant. Rakibinin gözünün içine baktı. Bir adım geri attı. Uzaklardan Stephen Curry yokken. Neler neler hocam. O zamanlar ligde yani Ray Allen böyle NBA finallerinde. O zamanlar dediğim o zamanlar bu zamanlar bile değil. Bu daha eski yani. Yok üçlüye dayalı bir oyun planı. İşte insanların gelip orta sahadan şut attığı, atıp arkasına döndüğü bir sistem değil arkadaşlar. Boyalı alandan daha fiziksel oyunların döndüğü bir NBA dönemindeyiz. Zaten spacing'i yani o Türkçesi nedir hocam spacing'in? Sahadaki yerleşmenin, boşlukların ne kadar dar olduğunu görüyorsunuz. Şu an öyle değil. Şu an böyle oyuncular üçlük çizgisinin gerisinde yerleşebiliyorlar. Ona göre setler çizebiliyorlar. Ama o zamanlar tabii Shaq var abi. Shaq varken nasıl bir spacing yapabilirsin ki?
Ancak şöyle yaparsın. 4 tane şut atan adamı etrafa dizip Shaq'la pick and roll oynarsın. Ah be ulan, bunu nasıl kaçırdık ya? Shaq takeover ile buradan atsam atarım şu anda ama cidden gerçekli şeyler denemek istiyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. İnanılmaz, saymaya devam ediyor hocam. 5. üçlü oldu Kobe Bryant'ın. Gary Payton şimdi Derek Fisher'ın karşısında üçlü sıkıştırma var ona. Mason alır almaz şutunu gönderdi, isabeti buluyor. Olabildiğince gerçekçi atacağım dediğim gibi. Yoksa mesela gelip yapay zeka beni burada savunmayacağı için buradan bile atabilirim. Onları da denediğim yerler olur ama biliyorsun ya Kobe. Mesela bunlar biraz zor. İlk çeyrekte attığımız üçlükleri görüyoruz abi. Hemen şöyle sizlere göstermek isterim. Ben de bakayım çünkü ne durumdayız diye. Şu anda 6 üçlük attık ve %46.2 ile atıyoruz. Çok şut kaçırma gibi bir durumumuz yok. 20 sayı fark atmamız lazım. 7 sayı öndeyiz. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kobe. Şimdi üçlükte bomboş kaldı. 7. üçlüğünü gönderiyor Kobe Bryant. 10 sayı öne geçtik. Aslında Kobe ile istikrarlı attığımız sürece diğer challenge'ı da yaparız diye düşünüyorum abi. Anderson içeriye girdi. Atışında isabet var. Kobe'nin oyuncu modellemelerini bayağı, hani duygularını falan iyi aktarmışlar bu yıl. Bir tane pick and fade oynayalım. Derek Fisher. Kobe üçlüye çıkmadı. İkili sıkıştırma var Kobe'ye. Hemen şaka attık hocam. Şöyle yapalım. Sakin. Kobe. Atmadık. Kobe el üstü atışı, tıpkı videoda gördüğümüz gibi bir yeşil daha geldi. 8. üçlüğü. Kobe ile 12 üçlük attıktan sonra Shaquille O'Neal'la falan da oynamayı düşünüyorum. Hatta Derek Fisher'la falan da oynamayı düşünüyorum. Şimdi Rashard Davis, Derek Fisher'la bir ters eşleşme vardı. İyi savunduk pota altında. Kobe Bryant hızlı hücuma çıkıyor. Kobe. Girmez. Hocam orada yani nereye girdi rakip oyuncu? Kobe ısrarla topu istedi. Çekti. Staple Center logosundan Kobe Bean Bryant. 10. üçlüğü. Kobe. Ulan gerçekçi atacağım diyorum ama abi şu an mesela bunu çoktan atmıştım. Kobe. 11. üçlüğü olacak mı? NBA tarihinde bir maçta en çok üçlük atan oyuncu olmak için Kobe'nin sadece bir üçlüğe ihtiyacı var. Mason. Girmez hocam. Alalım o ribandı. Bravo Kobe. Kobe Bryant. 12. üçlüğü. Ölçtü. Biçti. Kobe. Olmadı. Biraz böyle Curry'e özenelim dedim ama olmadı hocam. Mason. Foul. Kimde? Oo, basket foul. Shaq mı yaptı faulü? Ah, hadi. Ah be, Gary Payton'dan topu çalıyordu. Ama iyiydi. İyiydi hocam. Hadi üçlü atalım. Kobe. İyi perde. Kobe Bryant üçlü gönderdi. Üçlüğünde isabet var. %50 ile oynuyoruz. Şimdi ilk yarı 40-30 bitti. Kobe ile 12 üçlük attık. 24'te 12 ile oynuyoruz tam. Bir tane daha atabilirim garanti altına almak için. Hani belki %50 ve üstü falandır kural. 3 yıldız almayı ihmal etmeyelim. Mutlaka alalım. Devamını Shaq'la falan oynayacağım. Derek Fisher boş kalırsa şut atacağım. Shaquille O'Neal'la da bir domine etmek istiyorum açıkçası. İkinci yarıya ilk beşimizle başlayalım abi. Kobe'ye dediğim gibi bir tane daha üçlük attırıp ondan sonra direkt takım oyununa dönüyorum. Bir tane daha üçlük atalım. Tabii yüzdemizi bozmadan %100 emin olduğum şut atmak istiyorum. Kobe. İyi savunma var. Akıllı oynamak lazım. Rookie number 13, Kobe's 13th triple. This is an amazing. Bundan sonra takım oyunu arkadaşlar. Gel bakalım koca oğlan. Shaq. Shaquille O'Neal. Döndü sırtını. Shaquille O'Neal. Şaka bir set açtım. Bakalım ne olacak. Önce buraya, sonra buraya. Of. Yemek var içeride, yemek. Oğlum çok keyifli lan Shaq'la oynaması.
Eyvah, şak yanıyor abi. At içeriye, at bak ne oluyor, bir at. Bak. Lan çok iyi fake attı ama onu da durdurdu şak. Şimdi tek başına gidiyor. Allah 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 Allah. Çekilin lan. Çekil O'Neal. Geri pe... Lan ikili sıkıştırma yapıyorlar ya. Niye acaba gerçi de. Hadi bakayım şak. Geri Peyton'u al sırtına. Eyvah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Üçlük. Ah. Ay. Çekilin dedi şak. Birebir oynayacağım dedi. All Star'da Mehmet Okur'a yaptığım gibi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hepimizin beklediği, istediği Kobe'nin şaka alley-oop pasını izleyeceğiz şimdi. Kobe çok güzel perde geldi. Shaq'tan. Shaquille O'Neal. Ya çalışsaydı, gerçekten bir Michael Jordan, Kobe Bryant mentalitesi olsaydı şüphesiz bir şekilde NBA tarihinin en iyi oyuncusu olabilirdi. Ya şu ana kadar Shaq gibi pota altını savunmacılarını domine edebilen bir oyuncu. Ya bir ara Dwight Howard böyle yaklaşıyor gibi oldu ama yok abi, mümkün değil yani. İnanılmaz bir atletizm, o boy, o kiloda inanılmaz bir esneklik, inanılmaz bir dominasyon. Acaba gerçekten Kobe gibi ya da Jordan gibi ya da LeBron gibi çalışsaydı ne olurdu? Baksanıza çok güzel perde yaptı. Bu ikiliyi durdurmak çok zor. Gerçi bu ikiliyi durdurmak zor diyoruz da. Sonrasından Gary Payton geliyor, diğer oyuncular geliyor. Yine de yeniliyor Lakers. 2004 yılındaydı galiba Detroit yeniliklerinde. Ama sonra tabii zaten gidiyorlar abi. Jackson molaya aldı. Kobe rekoru kırdığı için takım arkadaşları alkışlıyor. Aa, bu arada oyun süreyi kendisi ilerletti. Kobe rekoru kırdığı için son çeyrekte sonuna kadar oynamamıza müsaade etmediler ve Kobe Bryant bir NBA maçında en çok üçlük atan oyuncu oluyor. İkinci yarıda biraz daha Shaq'la oynadık. 75-49 çok da rahat galibiyet alarak 3 yıldızı alacağız. İşte Kobe Bryant'ın attığı üçlüklerin tekrarlarını izliyoruz. Biraz uzaklardan denedim çünkü sharpshooter takeover'ı, yani shooter takeover'ları inanılmaz. Gerçek hayatta attığı konuşamadım. Her şut daha zor bu arada. Ben oyunda en azından boş şutları atmışım. Adam gerçek hayatta el üstü atıyor. Çenesi dışarıda. Kafası sallanıyor. Black Mamba böyleyse rakiplere geçmiş olsun diyoruz abi. 3 yıldızı da alıyoruz. 1, 2 ve 3 yıldızla bu turu da geçmiş olduk. Şimdi 3. bölüme geçeceğiz ve karşımızda majesteleri var arkadaşlar. Torch Past krallığı eline aldığı bir dönemde o maçtayız. 2003 yılında 28 Mart'tayız. Kobe Bryant'ın Michael Jordan'a karşı oynadığı son maç olacak bu. 55 sayı atıyor. Bakalım bizden ne istiyorlar? Michael Jordan'ı 20 sayının altında tut, 3 top çal, ilk çeyrekte 19 sayı at ve maçın geri kalanını 55 sayıyla tamamla ve maçı kazan. Michael Jordan'ın Washington'daki hali, yaşlı hali, artık son halleri NBA'deki ve Kobe Bryant'ın da işte ben artık buraların kralıyım dediği maçlardan bir tanesini oynayacağız. Ama ikinci bölümünde burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 3. bölümde yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Blah, blah, blah.